Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisi'nin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Akşener, ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı yaptı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisi'nin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası canlı yayında konuştu. Altılı Masa'nın şahsi hırslarını Türkiye'ye tercih ettiğini belirten Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş'a adaylık çağrısı yaptı. Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle: "En sonda söyleyeceklerimi, en başta söyleyeyim, geldiğimiz noktada, İyi Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya, mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır, Türk milletine yapıldığı gibi, ölüm ve sıtma arasında, bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette, buna boyun eğmeyecektir. Ceketimi koysam aday olur diyenlerin karşısında da dimdik duruyoruz. 20 yıllık bir anlayışa karşı 2002 yılından bugüne kadar sergiledikleri duruşa değinerek sözlerine devam eden Akşener, 2010 yılındaki referanduma, 2015 yılındaki girişimine, 2017 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumuna, 2018 yılındaki kutuplaşma iklimine ve 2020 yılından beri gerçekleştirmiş olduğu il gezilerinden beri sıklıkla dile getirdiği, ceketimi assam seçilirim anlayışına karşı dimdik durduklarını ifade ederek, dolayısıyla bugün de, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin yeni asrında, milletimiz, cumhuriyetimizin yıpranan değerleri için, tarumar edilen demokrasisi için, prangalanan hürriyeti için, bir varoluş mücadelesi verirken, ceketimi koysam aday olur, diyenlerin karşısında da, dimdik duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz dedi. Milletin iradesinin, her daim yanında olacağımıza söz verdik. İyi Parti'nin kuruluş felsefesinin, vazgeçilmez ilkesinin ve tek seçeneğinin, millete verdikleri sözü tutmak olduğunu ise şu sözlerle aktardı: "Biz, milletimize bir söz verdik. Milletin sesini bastıran değil, duyuran olacağımıza söz verdik. Milletin sesinden korkan değil, güç alan olacağımıza söz verdik. Milletin iradesinin, her daim yanında olacağımıza söz verdik. Biz bugünlere dayatmalara direnerek geldik." İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugünlere uzanan mücadelelerini, biz bugünlere, dayatmalara direnerek geldik. Biz bugünlere, kirli pazarlıkları reddederek geldik. Biz bugünlere, alışılmış yenilgilere, karşı çıkarak geldik. Nitekim bu doğrultuda, siyasetimizin merkezine, milletimizi alıp, memleketimizi il il, ilçe ilçe, karış karış gezdik" sözleriyle ifade ederek, vatandaşların hem dert ve isteklerini, hem iktidara yönelik eleştirilerini, hem de muhalefetten beklentilerini dinlediklerini söyledi. Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığı konusunda görüş beyan ettik. Dün gerçekleşen altılı masa toplantısında, 5 siyasi partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dile getirdiklerini ifade eden Akşener, "Biz de İyi Parti olarak, 3 yılı aşkın bir süredir, sokaklarda, dükkanlarda ve meydanlarda, sıklıkla duyduğumuz, milletimizin, yoğun bir teveccüh gösterdiğine, hemen her yerde, şahit olduğumuz ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da, uzun süredir, Sayın Erdoğan'a karşı, açık ara kazandığını gördüğümüz, iki ismin, adaylığı konusunda, görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu" dedi. "Milletimizin haklı beklentilerini, masanın kararlarına yansıtma çabamız reddedildi. Ayrıca aday belirleme sürecinin, sağlıklı yönetilmesi için, her bir siyasi partinin, ayrı ayrı belirleyeceği, araştırma şirketlerinin, yapacakları çalışmalar ışığında, ortak cumhurbaşkanı adayının, veriye dayalı, rasyonel ve objektif bir usul ile belirlenmesini de önerdiklerini ifade eden Meral Akşener, "Ancak maalesef ve maalesef, bu görüş ve önerilerimiz, masadaki paydaşlar tarafından, kesin bir biçimde reddedildi. Yani milletimizin haklı beklentilerini, masanın kararlarına, yansıtma çabamız reddedildi. Ve altılı masanın, son toplantısında, bir anlayışa varıldı" dedi. "Anlamış olduk ki, şahsi hırslar, Türkiye'ye tercih edilmiştir." İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın son toplantısındaki anlayışa dair, "Bu vesileyle, anlamış olduk ki, şahsi hırslar, Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki, kişisel ajandalar uğruna, mübah sayılan, kuyruklu yalanlar, milletin kazandığı, bir büyük hakikate, tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki, yenilgi yenilgi büyüyen, küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı, kutlu bir zafere tercih edilmiştir" şeklinde konuştu. Altılı masa artık, millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. İyi Parti'yi bunun için kurmadıklarını, önce ben, önce İyi Parti, yerine, önce millet, önce memleket demekten asla vazgeçmediklerini, bir kez bile millete vermiş oldukları sözden dönmediklerini ifade eden Akşener, "Yeri geldi, parti çıkarlarımızı göz ardı edip, milletimiz için fedakarlık ettik. Yeri geldi, şahsi hedeflerimizi kenara itip, milletimiz için feragat ettik.
yeri geldi, siyasi hesapları reddedip, milletimizin için inat ettik. Hakarete uğradık, dişimizi sıktık. İftiraya uğradık, göğüs gerdik. Bıkmadan, usanmadan, vazgeçmeden, konuştuk, anlattık, dinlettik, gösterdik. Ancak, ne yazık ki, olmadı, olamadı. Üzülerek söylüyorum ki, geldiğimiz son noktada, dün itibariyle altılı masa, artık, millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini, kaybetmiştir dedi. Tüm alternatiflerin, kara listeye alınarak, tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduklarını söylediği altılı masanın, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıktığını söyleyerek, tüm alternatiflerin, kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür dedi. Cumhuriyetimizin yeni asrını, göz göre göre hiç etmeyeceğiz. Geçtiğimiz bir yıllık süreçteki imzalarının ve millete verdikleri her sözün arkasında durdukları ifade eden Akşener, ancak ne bir kumar masasında, ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini, kişilerin tahakkümüne teslim edip, tehlikeye atmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını, göz göre göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz dedi. Akşener'den Yavaş ve İmamoğlu'na çağrı. Milletimiz sizi göreve çağırıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sözlerinin devamında Mansur Yavaş'a ve Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulundu. Ne mutlu size ki, milletimiz, gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz, samimiyetinizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz, sizleri sevdi, bağrına bastı. Ve bugün de, çok kritik bir kırılmanın eşiğinde, sizi göreve çağırıyor. Bu görevin, milletin vermiş olduğu bir vazife olduğunu söyleyip, 100 yıl öncesine işaret ederek Amasya Tamimi'ni hatırlatan Akşener, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi, bugün de, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı, tehlike altındayken, saray hükümeti, üzerine düşen sorumluluğu, yerine getiremeyip, milletimizi, yokluğa mahkum ederken, 100 yıl önce olduğu gibi, bugün de, milletimiz, istiklalini, yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de, bir gömlek giymeyi, vazife kılmıştır. Bu vazife, millet iradesini, yeniden hakim kılma vazifesidir. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasının devamında, belediye başkanlarına düşen vazifeyi şu sözlerle dile getirdi. Bu vazife, Cumhuriyetimizin, yeni asrının şafağında yepyeni bir sayfa açma vazifesidir. Bu vazife, sadece bir dayatmayı değil, topyekün bir dayatmacılığı, yıkma vazifesidir. Bu vazife, sadece bir kişiyi değil, kendini milletten büyük gören, çirkin bir zihniyeti yenme vazifesidir. Bu vazife, milletin sesini, duyma vazifesidir. Bu vazife, millet iradesini, yeniden hakim kılma vazifesidir. Bu çağrının sahibi millettir. Bundan 100 yıl önce aynı vazifenin, millet iradesiyle tüm engelleri aşıp Samsun'a çıkışı hatırlatan Akşener, 100 yıl sonra, bugün de, bu vazife, prangalardan sıyrılıp, milletin sinesine varmayı emretmektedir. Hiç şüphemiz yok ki, bu vazife, reddedilemez bir vazifedir. Çünkü bu çağrının sahibi, millettir. Yaşanlı bir mücadelede, milyonlarla yürüteceğiz, ya da trajik bir hikayede figüranlık yapacağız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, artık bir seçim yapılması gerektiğini söyleyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı. Ya ışıl ışıl bir güneşin altında dimdik duracağız, ya da uzayan gölgelerde kaybolacağız. Ya, şanlı bir mücadelede, milyonlarla yürüyeceğiz, ya da trajik bir hikayede, figüranlık yapacağız. Ez cümle, ya, tarih yazacağız, ya da tarih olacağız.